Kitaplar Türk kültürünün, daha doğrusu Kuzey Asya'da Türk kültürünün arkeolojik belgeler üzerinden araştırılmasını içeriyor. Yani yaklaşık 25 yıllık, ya belki daha da fazla olabilir, sürece yayılmış ve tamamen kendi araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz arkeolojik belgeler üzerinden yaptığımız çalışmaların toplamıdır. İlki 2018'de çıkan Türk Altay Kuramı. Türk Altay Kuramı yarı kuramsal, yarı gerçek arkeolojik belgelere dayanan bir araştırma sonucudur. Ondan sonra gene uzun yıllar, yani en az 10-12 yıl üzerinde çalıştığım Hurri kültürünün tunçtan heykelcikleri üzerine. Diğeri de bu ikisiyle ilgili fakat daha farklı, hem format olarak hem içerik olarak daha genişletilmiş bir Türk Altay Kuramı. Bu üçüncü kitabın özelliği şu: biz yeni bir Türk tarih tezi olarak, yani yeni tırnak içinde söylemem lazım, 100 yıl önce Atatürk ve arkadaşları tarafından ortaya atılan Türk tarih tezi, hipotezi ne benzer ortak yönleri olan, çok farklı yönleri de olan bir hipotez. Bu hipotez tamamen arazi çalışmaları sonucunda elde ettiğimiz arkeolojik belgeler üzerinden yapılan bir hipotezdir. Ama büyük ölçüde arkeolojik belgelere, yani maddi kültür belgelerine dayanır. Bu üç kitabın bir özetini ben size söyleyeyim. Biz kısaca Sibirya Göbekli Tepe kültürel ilişkileri diyoruz. Bu çeşitli yönlerden tanımlanabilir, ele alınabilir, anlatılabilir. Bu Sibirya'dan günümüzden 12 bin, 13 bin, 14 bin yıl önce Sibirya'dan Anadolu, Zagroslar üzerinden, Kuzey Irak üzerinden Anadolu'ya gelen ve o gelişleri de arkeolojik belgeler ile kanıtlanan bir süreci tanımlıyor. Üç kitabın ortak yönü nedir dersek, Sibirya Göbekli Tepe kültürel ilişkileri diye tanımlayabiliriz. Üç tane kitap, evet. Benim hayatımı aldı. Yani bu Altaylar coğrafyasında hayatımın neredeyse, yani bilimsel hayatımın tamamını orada geçirdim diyebilirim. Kitap Türk Altay Kuramı, Avrasya Türk arkeolojisinin temellerini attı ve ortaya koyduğu bilimsel yöntemle gelecek kuşak araştırmacılar için bir kapı araladığını düşünüyorum. Türklerin arkeolojisi mi olur şeklinde bazı hocalardan işittiğimiz sözler vardı. Buna güzel bir cevap verdiğini düşünüyorum.